A bardağında %A şeker olsun, B'de %B, C'de de %C. Eşit miktar karıştırılan karışımlarda yüzde herhangi istenen bir maddenin yüzdesi bu yüzdelerin aritmetik ortalamasıdır. Buna göre A artı B bölü 2 eşittir X diyebiliriz. İkinci bilgiye bakarsak B artı C bölü 2 eşittir Y diyebiliriz. Diğerinde de A artı C bölü 2 eşittir X artı Y denebilir. Buradan A'ları B'leri yalnız başına bırakalım. A artı B eşittir 2X. B artı C eşittir 2Y. Taraf tarafa toplarsak burada A artı 2B artı C eşittir 2X artı 2Y olur. Burada da A artı C'yi yalnız başına bırakırsak A artı C dediğimiz 2X artı 2Y olacaktır. Baktığımız zaman A ile C'nin toplamı ve ABC'lerin toplamı 2x artı 2y. Dolayısıyla burada B'nin 0 olması lazım. Çünkü hiçbir etkisi yok. Demek ki B'de hiç şeker yoktur. X büyüktür Y verildiğinden dolayı burada B'nin etkisinin olmadığını düşünürsek dolayısıyla A'daki şeker oranı C'den daha büyük olacaktır. Aynı zamanda C'deki de B'den daha büyük olacak ama B'deki hiçbirinden büyük olmayacaktır. Buna göre bakalım şimdi. A bardağındaki çay B'dekinden daha şekerlidir. Doğru. B'deki çay zaten şekersiz olduğu için olamaz. A'daki çay C'dekinden şekerlidir. Doğru. B bardağındaki çay şekersizdir. Doğru. 3 tanesi doğrudur. Doğru cevap D seçeneğidir.